Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine Solinyon ekibinin bir maçı. Rakip takımda da toplama 5 var. Redenia'dan birkaç oyuncu gördüm. Hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Rafael Begin, Elandor galiba Kalbis olabilir, emin değilim. Britannia, Michaela ve Akira var. Bu tarafta da zaten Solinyon ekibi var. Bildiğiniz üzere. Hemen şöyle ben tekrardan şunu yapmak istiyorum. Baktığımda umarım bunu güzel bir şekilde kaydedebilirim. Şöyle chat'i de kapatalım. Sesle ilgili sorunlar falan filan diye yazan arkadaşlar vardı. Arkadaşlar mikrofon aldım. Umarım bu bütün sorunu ortadan kaldırır. Gördüğünüz gibi bilmiyorum ekrana tam bir şey oluyor mu. Hemen şu ışığı da kısmak istiyorum derken şöyle güzel olacak galiba. Evet, böyle daha iyi. Hemen şöyle bakıyoruz abi maça. Burada Akdeniz'i kim alabilecek? Karına güzel bir şekilde çarpını atıyor. Burada Paquito çarpını kullanmış gibi kullanmadan geri çıkmayı tercih ediyor. Devamında Cloud birazcık farmdan düşüyor gibi. Bakalım üste gank gelecekler mi? Esmeralda'nın karşısında burada Tamuz var. Esmeralda buraya gitmemiş olabilir birazcık. Bakalım neler yapacaklar. Agresif bir pike sahip şu an karşı rakip. Bakalım neler olacak. Burada iyi fırlasını basıyor sanırım, emin değilim. Güzel bir şekilde burada Grok oynadı. Ardından Cloud'a dönmek istedi. Burada güzel bir şekilde Cloud'a hasar verdi ama tabii ki burada First Blood'u vermeden bir şey yapamadı. Cloud'a kendini vurdurtmaya çalıştı aslında Rafael. Bana vursun da ölsün diye. Ama tabii ki vurmadı. Hemen şöyle aşağı geldiğimizde bakın parmağım şöyle en köşede arkadaşlar. Harita yetmiyor. Gösteremedim onu. Kusura bakmayın. Hemen şöyle yukarı tekrardan geliyorum. Haritadan oynamak daha mantıklı olacaktır bir dahaki sefere. Haritadan da biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Her şey güzel bir içerik çıkarmak için, güzel bir görüntü olması için derken burada çok güzel bir şekilde paket oraya giriyor ama hasarı yetmiyor abi. Devamında buraya Elanor güzel bir şekilde girdi. Sonrasında tabii ki Blues'una dönecek. Hemen ardından Turtle için görüş isteyecek. Burada Grok güzel bir şekilde görüş veriyor. Yiv hemen oraya girmek istiyor. Devamında böyle buraya Esmeralda'da görüşünü alarak ilk Turtle'ın sahibi şu anda Solinyon ekibi oluyor. Skor 2-0. Dakika 2.5. Hemen şöyle bırakmak istiyorum tekrardan. Bir yandan da haritaya bakıyorum. Yukarıda biliyorsunuz Cloud ve Clint bayağı birbirleriyle trade alıyorlar. Cloud'a zor zamanlar geçiriyor ama Earl de tabii ki zor zaman geçirecek Cloud. Hemen şöyle geliyoruz. Yukarıya doğru bir gank girişimi var. Clint bunu anlayıp geri çıkıyor. Daha sonrasında beklemedeyiz. Bakalım kim önce agresif bir senaryo yazacak oyunda. Hemen şuraya geldik abi. Mid'de bakalım neler yapacaklar. Karina yukarıya doğru bir rotasyon düşünüyor. Bakalım ekibi ona uyum sağlayabilecek mi? Cloud yine burada ufak bir agresiflik gösteriyor. Burada Lunok güzel bir şekilde girdi. Flash'ı duruyor aslında, atabilir. Hemen burada flash'ını atmak zorunda kalıyor. Clint devamında Rafael ve Yves de geliyor. Daha itemler çıkılmadığı için, orta oyuna geçemediğimiz için agresiflik göremiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz tryhard maçlarda agresif bir senaryo fazla olmuyor. Derken burada çok güzel bir şekilde girdi ama tabii ki Rafael sayesinde derken oradan kaçacak mı yoksa? Burada çok güzel girdi abi Lunox. Flash ile birlikte Paquito resmen bait attı abi. Gerçekten Rafael ile birlikte hasarı yetmedi. Devamında burada Clint'e de çok güzel girdiler. Ve burada Gron düştüğünü de görüyoruz abi. Başarılı bir gank ama burada Cloud düşecek mi? Cloud bir can kaçtığını görüyorum abi. Cloud'un bir can kaçtığını görüyorum. Çok kötü bir şekilde. Burada Cloud düşmedi. Esmeralda Karina'ya karşı hemen orada camplemiş. Karina'nın fazla hasarı yok. Öyle de biliyorsunuz. Esmeralda'yı rahat bir şekilde darlayabilirsiniz. Genelde zaten Esmeralda oyuncuları şu anda orta oyuna geçmeden ormanları darlıyorlar arkadaşlar. Tamuz da burada önden farmını alıyor. Esmeralda da hızlı bir şekilde farmını aldığı için önden alıyor. Şimdi bakalım Turtle Fight'ında neler yapacaklar. Ben en çok bunu merak ediyorum. Derken yukarıda yine Clint'e bir gank girişiminde bulunmuş. Lunox rahat bir şekilde düşürmüş. Flash'ı yeni gelecek büyük ihtimalle. Derken hemen şöyle geliyorum buraya. Lunox arasına atıyor. Ardından Elandor burada kesebilecek mi acaba derken
güzel bir şekilde kesiyor. Ama tabii ki Turtle'ın sahibi yine Solin'in ekibi olacaktır. Ve burada güzel bir şekilde çarpını atıp takımına Turtle'ı kazandırıyor. Clint'in düşmemesi lazımdı. 3700 gold'u vardı Nox'un. Clint'in ise 3200. Hemen şöyle farm farkına baktığımda 1.5'a önde olduğunu görüyorum. Nox takım çok özür dilerim. Solin'in takımının. Nox takımının diyorum ya. O kadar şey yapmışım ki. Bu arada arkadaşlar saat şu an 8 pardon 10 falan akşam. Hemen şöyle bir daha bakayım diyeceğim de. Evet. Saat şu an akşam 10. Ve ben video çekmek için daha yemek bile yemedim. Kahvaltı bile yapmadım öyle söyleyeyim. Saat 4'ten beri uyanığım ve kahvaltı bile yapmadım. Normalde yapacaktım. Snipe attık dediler. Hemen olaya dahil olup burada girdim. Devamında burada çok güzel bir şekilde giriyor ama Rafael hemen ultisini kullanıyor. Burada acaba Karin oraya bir şey yapabilecek mi? Çarpını atmak durumunda kalıyor. Grok güzel bir kafa. Burada kuleyi alıyorlar. Yiv'den destek gelse bile pek bir şey yapamıyorlar. Burada Tamuz'un geç geldiğini görüyorum. Devamında burada flash'ını kullanıyor Grok. Clint'in yine düştüğünü görüyorum. Burada kule altında düşmüş. Claw'da sola kill görüyorum. Ardından burada Lunox'u düşürüyorlar güzel bir şekilde. Yiv ve Tamuz. Devamında Esmeralda'yı düşürebilecekler. Fırlası veya flaşı yoksa düşürebilirler ama tabii ki fırlası var hemen basıyor orada. Ve oradan uzaklaşıyor. Çünkü Yiv'in slow'undan ve Tamuz'un slow'undan gördüğünüz gibi tırpanı çıkmış. Bunun pasifi gerçekten Tamuz için yaratılmış diyebilirim arkadaşlar. Bu item çıkarmıyor ya. Sizi bir kere içine aldı mı çıkarmıyor. Gerçekten o slow'dan kaçamıyorsunuz. Fırlanız yoksa veya flash'la da kaçamıyorsunuz. Fırla yoksa kaçamıyorsun abi kesinlikle. Burada üstü de açığı şu an Solin ekibi. Şu an 7-3'lük bir skor var. Dakika 7 olmak üzere her dakikaya 1 kill var. Burada Claude'u düşürmeye çalışıyorlar ama tabii ki düşüremiyorlar. Umarım bu video güzel olur. Umarım sesimde bir sorun çıkmaz. Çünkü ilk videom birkaç test yaptım daha öncesinde. Daha doğrusu 3 saattir test yapıyorum. Yemek bile yiyemedim yani açıkçası. Umarım kötü gelmez. Ben hani sizlerin mutluluğu için daha doğrusu bunu aldım. Yani bu kulaklığın mikrofonundan rahatsız olduğunuz için gittik biraz paraya kıydık. Olmayan yoktan yemeğimizden kıstık. Kolamızdan kıstık arkadaşlar. Kolamızdan kısarak gittik mikrofon aldık. Bakalım güzel olacak mı abi? Umuyorum ki bu mikrofon bizde güzel şeylere sebep olur. Hemen şöyle geliyoruz. Dakika 7.5 oldu. Hala kill yok abi. Hala bir agresiflik girişimi yok iki takımdan. Mikrofon yüzünden ekranı da göremiyorum. Kendimi de göremiyorum. Şöyle eğilmek zorunda kalıyorum abi. Hemen şöyle aşağıya geldiğimde aşağıda haritanın azizliğine uğruyoruz yine ama sorun yok. Tamuz'u güzel bir şekilde kesiyorlar burada. Rafael geliyor. Kuleyi vermemek istiyor ama zor ya. Zor. Orada 4 kişiler zaten. Turtle almıyorlar. 3. Turtle almayıp 8. kill de aldılar bu arada. Oyunun 11. killini az önce aldılar. Turtle almayıp güzel bir şekilde burada Lord'a da giriyorlar. Clint üstü splitledi. Herkesin aşağıda olduğu belli aslında. Devam edebilirdi. Burada Karina'ya güzel bir şekilde fokus atıyor Lunox. Hemen oraya girmeden öldürmeyi başarıyor. Ve Lord'un sahibi burada Solin ekibi oluyor. Devamında bakalım neler yapacaklar. Lord'u aldıktan sonra kesinlikle fight aramıyorlar. Bilmiyorum farkında mısınız? Bütün maçları sunarken arkadaşlar dikkatinizi çekmeye çalıştım. Hep bu Lord fightlarında hep dikkatinizi çekmeye çalıştım. Çünkü bizim Türkiye serverında solo, duo, trio oyuncuları kesinlikle o Lord'u aldıktan sonra bir agresiflik göstermeden yapamıyorlar abi. Kesinlikle. Neden abi yani kaynaklarını kullanmışsın ne bileyim ulti atmışsın belki fight olmuş. O Lord'u aldıysanız çıkmanız lazım arkadaşlar. Ben size her zaman bunu söyleyeceğim. Çünkü gerçekten bunu öğrenemiyorlar insanlar. Ve burada güzel bir şekilde Grok'tan kafa geliyor ultisini atmaya çalışıyor. Rafael burada güzel bir şekilde tuttu ardından Yiv ultisini açıyor. Lunox oraya çok güzel bir şekilde girdi. Burada çıkmaya çalışacaktır büyük bir ihtimalle. Flash'ını atmak durumunda kalıyor. Paketo'dan çok güzel bir şekilde hasar bu geliyor orada. Clint'i düşürüyor. İkide ikisini attı. Kanadan sonra Yiv'i de öldürüyor abi. Burada çok güzel bir şekilde triple'ını atıyor. Manyağını da atıp Rafael'i de öldürüp burada shutdown'ı Rafael'in ölüsünün pasifine kalıyor arkadaşlar. Devamında burada yapabilecekleri pek bir şey kalmıyor. Şu anda rakip takımın. Rakip takım toplama 5 ama çoğunu tanıyorsunuz zaten. Redenia ekibi olarak yazabilirim aslında.
Redene ekibi de diyebiliriz. Burada Elandor'un çarında şu anda Kalbis oynuyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Hemen şöyle skorları açmak istiyorum ve farm farkına bakmak istiyorum. Neredeyse 8k. Farm farkı var. Burada Lunox sarıyor abi Red'i almak için. Devamında gördüğünüz gibi mid inventory'ünü almışlar. Sadece blue buff'ı var. Açılamıyorlar fazla. Cloud'un görüşünü aldılar zaten. Devamında lane'i pushlamaya gidiyorlar. Hemen şöyle kalbimizi de alalım. Daha sonrasında şunu kapatarak mı yapayım yoksa şu şekilde açık mı kalsın? İtemleri, skorları, skill saniyelerini falan görmeniz açısından. Lütfen bunu da yorumlarda belirtin. Aynı zamanda hemen buraya da gelmişken kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tabii ki arkadaşlar bir like'ınızı alırım. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsinizdir diye umuyorum. Ve bir like bekliyorum yani sizden. Yorum atmayı ama unutmazsanız gerçekten çok müteşekkir olurum beyler bayanlar. Daha neler neler yapacağız sizde, bekleyin siz. Çok güzel planlarım var, çok güzel. Sadece birazcık büyümemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir 4K 5K falan abonemiz olduktan sonra çok muazzam şeyler olacak. Birazcık sesimizi duyurmamıza yardımcı olmanız gerekiyor sadece. Daha sonrasında ben hepinizin sesini duyuracağım. Bunu canı gönülden söylüyorum. Ve burayı da izleyenler varsa kayıt alabilirler. Gerçekten sesiniz olacağım arkadaşlar. Böyle hani büyüyüp de ses çıkarmayan, sadece parasını kazanıp cebini düşünen YouTuberlardan olmayacağım. İçiniz rahat olsun. Çünkü ben bu oyunun TR komünitesinin gerçekten bir yere gelmesini istiyorum. Gerçekten canı gönülden istiyorum. Bunu hani çalışanları bile, Munton çalışanları bile kendisi de söylüyor. Çalışanlardan bile fazla, yani elinden gelenin fazlasını yaptığını görüyoruz. Ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Türk komünitesi olarak, Türk yönetimi olarak diyorlar abi. Bunu diyen yönetim çalışanı da var işlerinde. O yüzden siz beni destekleyeceksiniz. Ben sizin sesiniz olup sizi destekleyeceğim abi. Sizin daha iyi bir oyun oynamanızı sağlamaya çalışacağım. Elimden çünkü sadece bu geliyor. Sadece. Moderatörlük yapmayı denedim, yaptım. Elimden geleni olmadı. Ne bileyim şikayet etmeyi denedim, olmadı. Derken burada Grok'tan bir flash ulti geliyor. Kötü bir flash ultiydi ama devamında güzel bir şekilde Cloud tamamlamaya çalıştı. Clint öldü, Cloud öldü. Ardından burada Yiva arkadan ultiliyor. Burada çok güzel bir şekilde Lunox'un da düştüğünü görüyorum. Shutdown alıyor. Burada Paquito güzel bir şekilde focus atıyor. Acaba ölecek mi derken burada Slowey'in akıllanıyor abi. Burada Esmeralda da Karina'yı çıkarmamaya çalışıyor ama tabii ki Karina bir can oradan kurtulmayı başarıyor. Bu Lord'la bitiremediler. Bir inventor daha alabildiler maksimum. Acaba ikinci inventoru alabilecekler mi? Zorlu bir maç ama bu kadar geriye düşmüşken satmadıkları sürece Solyon ekibi oyunu vereceklerini sanmıyorum. Hemen şöyle tekrardan bırakmak istiyorum haritayı. Ellerim yoruldu benim de. Dakika 13 şu anda oyunda tam 21 kill var. 21 skor var. Bu gerçekten az bir skor. Şöyle en çok ölene bakmak istiyorum. Birazcık gold lane fazla düşmüş. Daha sonrasında bakıyorum. Karina biraz fazla düşmüş. Öte yandan pek fazla bir şey yok. Esmeralda'nın farmı çok çıtır. Çok güzel abi. İyi farm atmış. Artık rakip Redenia değil. Bu arada Redenia ekibi değilmiş. PMC ekibiymiş arkadaşlar. PMC ekibi diyebiliriz rakibe. Daha sonrasında ben ekibin adına bakacağım. Bakalım neler varmış neler yokmuş. Hemen burada Mikael'e güzel bir şekilde girdi. Misillemesini de açıyor ultisiyle birlikte. Biliyorsunuz can çalıyor. Ardından Yiv de arkada ultiliyor. Ultilemeyi ihmal etmiyor. Cloud burada çok güzel bir şekilde girmeye çalışıyor ama maalesef giremiyor. Ardından orada Elanor'dan kötü bir Q görüyorum. Eğer uçabilmiş olsaydı o Cloud'u yok edecekti. Athena bile çıkmamış galiba. Evet, gördüğüm gibi. Hala da Athena çıkmıyor bu arada. Yiv'in ve tabii ki Karina'nın çok fazla sıkıntı yaşatabileceği bir hero'sun zaten. Bilmiyorum, bakalım çıkmıyor abi. Bu kadar hasarla ne yapacak? Umarım tek yemez. Sadece umuyorum arkadaşlar. Hemen geliyoruz böyle tekrardan Blue'ya, bir şeyler yapacaklar mı? Akira hemen çalıya güzel bir şekilde görüş almak için deniyor. Paquito'nun görüşünü aldılar zaten. Alt tarafı itmek zorundalar. Lord'a hemen hızlı bir şekilde girecekler zaten diye düşünüyorum. Lord'suz da deneyebilirler. Lord'dan önce bir kişi çıkarmak istiyorlar. Ama başarılı olacaklar mı olmayacaklar mı göreceğiz. Hemen burada güzel bir şekilde girdi oraya. Cloud devamında çok güzel bir şekilde çıkarabilecek mi?
Burada acaba gerçekten mi? Gerçekten mi? Abi inanmıyorum ya. Yivi bir can kaldı ya. Bir can bıraktı ya. İşte arkadaşlar, tryhard maçta risk almamak böyle bir şey. Adam ölecekmiş, ölmeyecekmiş. Sen oradan çıkmaya bakacaksın abi. Lord öncesi satmamaya bakacaksın. Bak mesela orada eğer ölmüş olsaydı Claude, Lord'u satmış olacaktı. E daha sonrasında ne olacak? Bitmeyecekti oyun. Şu an mesela Lord'u satmıyor. Daha doğrusu Lord'u satmadı. Bakalım oyunu nasıl kuracak Claude ve Grok. Grok burada oyunu kuracak. Daha sonrasında Lunox ve Claude bütün hasarı verebilecek mi? Hemen şöyle bakıyoruz. Flash olduğunu görüyorum. Burada görüş vermesi lazım bir kişinin Grok'a. Hemen orada güzel bir şey girmeye çalışıyor. Esmeralda'dan güzel bir giriş. Hemen burada güzel. Daha sonrasında Lunox'un mor sarısı muazzam abi. Clint'i düşürüyor. Ardından arkada Elanor. Paquito'ya güzel bir şekilde giriyor. Devamında Grom bir can olduğunu, Michelin'in de az canlı olduğunu görüyorum. Lunox çok güzel bir şekilde girdi ardından. Tamuz'u da öldürüyor. Paquito da orada düşüyor. Esmeralda da burada Karina'yı düşürüyor. Lunox'u düşürmeyi ihmal etmeyen şurada Yive var. Ama tabii ki Claude ve Lord'un hasarı burada kuleye fokus alarak oyunu bitiriyor. Ve Solyun ekibi bu oyunu kazanmış oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde oynandı. Hasar tablosunu göstermek istiyorum. Lunox'un hasarı çok güzeldi abi. Hemen şöyle bu yediğini de göstermek istiyorum. Adeta Clint'e tek attı sadece sarıyla. Hani mor sarıyla, pardon, sadece sarı demek biraz abes kaçar. Mor sarıyla adeta tek attı abi Clint'e. Gerçekten çok iyiydi diyebiliriz. Hemen şurayı da şöyle kapatıyorum ve lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hemen geldik abi tekrardan. Burada görmüş olduğumuz gibi dakika 2 olmasına rağmen biz geçirdik ama onlar yine de bir action göstermemiş. Hemen bakıyoruz böyle haritaya. Tabii ki hemen şurayı kapatalım. Burayı da kapatalım. Hemen gelelim. Burada picklerde yine bir ufak bir değişiklik var. Claude Lunox yine var. Akai'da ufak bir değişiklik olmuş. Sonra bir Franco almışlar jungle'da. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Burada Teresa'yı güzel bir şekilde düşürdüklerini görüyorum ve takımlarına First Blood'ı kazandırdığını görüyorum. Rakip PMC ekibinin. Hemen burada güzel bir şekilde Franco çekiyor. Lunox taramaya başlıyor ama burada Lunox'un taraması yeteri kadar hasar veremeyecek. Akai'den güzel bir smite görüyorum. Ardından burada Yiv takım arkadaşı için tabii ki hemen ultisini kullanıyor. Slow'dan çıkması için yararlanıp tabii, ama burada Franco sayesinde Esmeralda'nın düştüğünü görüyoruz. Ardından buradaki fight'ı kaçırmak istemiyorum. Güzel bir şekilde flash attığını gördüm. Fırlasını bastı. Burada Yiv de güzel bir şekilde flash attı ama yeterli olamadı. Acaba burada Franco çekebilecek mi? Akai'yi de kesebilecek mi? Merak ediyoruz. Şu an pozisyon bekliyorlar. Hemen şöyle spellere de bakalım. Kimin neyi var? Fırla basmış orada Yiv. Flash atmamış arkadaşlar. Ben yanlış görmüşüm. Ondan dolayı kusura bakmayın. İkinci bir bak olmak istemiyorum. Böyle geliyoruz tekrardan. Yukarıya doğru bir rotasyon var. Şu anda farm farkına baktığımda çok az bir gold farkı olduğunu görüyorum. Jungle'larında bir 300 gold farm farkı var. Claude'a ufak bir hasar veriyor burada Beatrix. Derken burada çok güzel bir hasar verdi ve Claude'a bir solo kill görüyoruz abi aşağı yukarıda. Gold lane'de Beatrix'ten bir solo kill görüyoruz. Skor burada 2-1 oluyor. Ardından burada ulti atmayı ihmal etmiyor. Esmeralda Teresa'ya karşı. Franco hemen burada lane'e geliyor. Gold almasın diye. Hemen şöyle haritaya geliyoruz. Haritayı tavaf ediyoruz. Altta ufak tefek sürtüşmeler var. Mid'de Franco birilerini çekecek mi? Beklemedeyiz. Takımı şu an sadece Franco'nun çekmesine bağlı oynuyor diyebilirim. Şu an Solyun ekibinin. Hemen şöyle aşağıya geldiğimizde Esmeralda Teresa karşısında hala derken yukarıdan bir solo kill daha geliyor. Solo değil, çok özür diliyorum. Grok geliyor. Benim çok acil kapıya bakmam gerekiyor. Hemen bekleyin. Geliyorum. Launch attack.
has slain the turtle. Evet arkadaşlar, hemen böyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten bir skor alınmamış. Ben şurayı da büyütmek istiyorum abi, kendim rahat rahat görebilmek için. Hemen yukarı geldiğimde hala yeni mikrofona alışamadım. Kulaklığı yaklaştırmaya çalışıyorum. Hemen aşağıya geliyorum abi. Aşağıda çok güzel bir şekilde Grok'tan bir kafa görebilecek miyiz acaba? Duvarına atıyor. Ardından burada hadi bir kafa diyecektim ama burada Akai güzel bir şekilde ultisini atıp yemin ultisini falan boşa çıkarmaya çıkarabildi güzel bir şekilde. Burada Beatrix yukarıda olduklarını tahmin ediyor. Franco'nun burada olduğunu tahmin ediyor. Çünkü alt tarafta sadece iki kişinin görüşünü aldılar. Dnox'un da burada olabileceği düşüncesi vardır diye düşünüyorum. Beatrix hemen orada ultisini atıp geri çıkacaktır. Burada Franco hemen çok güzel bir kanca geliyor. Ama arkası olmadığı için burada flash'ını kullanmak zorunda kalıyor. Grok çok güzel geldi oraya. Hemen gizlenini basıp burada Grok'un görüşünü veriyor. Dairot'un burada olduğunu duymuş olabilirler. Emin değilim. Burada güzel bir şekilde bombasını bırakıp girmeyi ihmal etmiyor. Tabii ki Claude hemen klonuna dönüyor. Güzel bir şekilde farmı temizleyerek. Alt tarafta da herhangi bir agresiflik yok. Ne bit kulesi, ne gold, ne xp kulesi hiçbir yerden alınmamış abi. Burada ufak bir agresiflik görüyoruz. Devamında Dairot'un üstünü görebilecek miyiz? Akai burada çok güzel sıkıştırıyor. Ardından acaba ölecek mi? Çok az canı var. Burada Akai çok güzel bir şekilde zoomlayarak hemen orada Dairot'u öldürmeyi başarıyor. Alt tarafta Esmeralda çok güzel bir şekilde Akai'yi darlıyor ama orayı gösteremeyeceğim. Buradaki agresiflik daha güzel, daha önemli. Burada neden öyle bir şey yaptığını anlamış değilim. Hemen şuraya geliyoruz tekrarında. Akai'nin öldüğünü görüyorum. Esmeralda tarafından galiba, yanlış görmediysem. Yivi çok güzel çekti. Ardından burada devamında Lunox'un moru döndüğünü görüyorum. Teriza ile birlikte muazzam bir hasar veriyor. Teriza'nın patlamasına burada ölecektir diye düşünüyorken Lunox'tan güzel bir mor taraması devamında geliyor ve öldürmeyi başarıyor. Yine güzel bir çekiş görüyoruz Franco'dan. Ardından yukarıda bir solo kill geliyor Claude'dan abi. Biz göremesek de orada bir Claude'umuz olduğunu biliyoruz takımda diyor Soul Union ekibi. Derken burada çok güzel bir mor sarı geliyor. Abi TF bitiyor, TF başlıyor. Lunox resmen 3 tane sarı mor sarı yaptı diyebilirim abi. Ya da morla taradı diyebilirim. 3 ulti attı abi. Bu kadar fight bitmeden fight yaratıyorlar. Agresifliğin az olduğu bu kadar tryhard maçlarda bile abi böyle şeyler olabiliyor. Franco bu arada çok güzel çekiyor. Kim oynuyorsa güzel oynuyor şu an. Nicklerini artık kendi nickleri yapmasını rica ediyorum buradan, eğer Soul Union ekibinin oyuncuları izliyorsa. Çünkü chatte, daha doğrusu chat değil, yorumlarda sizleri merak eden oyuncular var. Onlara ben tanıtıyorum ama hangi oyuncunun hangi rolde oynadığını tabii ki söyleyemiyorum. Çünkü yeteri kadar bilgi sahibi değilim ekibiniz hakkında. Lütfen bu bilgiyi bizden esirgemeyin. Sizler de nicklerinizi eski haline alırsanız seviniriz. Derken Claude çok güzel bir şekilde girdi oraya ama tabii ki Dairot'un W'sünün zırh kırmasına dayanamayıp burada Grok'un Q'suyla bayağı yüksek hasar yiyip ölüyor abi. Yapacağı bir şey yok. Michele burada kuleyi vermek istemiyor ama rakip Teriza da almak istiyor. Fırlasını basmak durumunda kaldı galiba. Evet, orada fırlasını basmış. Hemen şöyle yukarı gelmek istiyorum. Umarım bu fare görünmüyordur. Abi neden yukarı gitmiyor ya? Bak şöyle basıyorum, gitmiyor. Git lan. Geldik böyle yukarıya. Güzel. Burada bir kuleyin sahibi oluyor şu anda Soul Union. Pardon. PMC ekibi. Hemen şöyle tekrardan mid'e geliyoruz. Mid'i bıraktık burada. Güzel bir şekilde geldi ve orada çok güzel bir şekilde bait attı ve Claude'u tekledi. Beatrix sayesinde burada bir kill'in sahibi de oluyorlar. Ardından burada Yiv çok güzel bir şekilde girdi. Franco ultiledi. Dairot'la birlikte güzel bir şekilde kestiler. Devamında Lunox arkadan tarayarak burada Dairot'un ölmesini sağlıyor. Devamında 2'de ikisini attırmayı ihmal etmiyor takıma. Acaba Grok sayesinde burada Beatrix kill alabilecek mi diye düşündüm ama Teriza çok güzel dayanıyor ve burada Beatrix'in öldüğünü görüyoruz. Ardından bir triple geliyor ama triple'ı oyun saymıyor. Ben verdim gitti ya, önemli değil. Canın sağ olsun. Dnox burada Grok'u da düşürüyor. Alt tarafta da Akai ve Esmeralda'nın kapışması var. Akai Esmeralda'yı birebir de kesme olanağı asla yok arkadaşlar. Çünkü Esmeralda sürekli can yeniliyor. Ayaz çıkmadığı için tabii ki
Bakıyorum ayağı çıkmış mı? Tabii ki çıkmamış. Çıkmadığı için kesme olanağı yok. Alt kuleyi burada PMC ekibi kazanıyor. Lord'u vermemek için hemen Akai tabii ki kuleyi salıp Lord'a gitmek durumunda kalıyor. Çünkü Dairoth gelir çarp atarsa problem yaşayabilirler. Burada Beatrix'ten güzel bir hasar geliyor. Yivin Slow ile birlikte. Uuu ardından Nox çok güzel bir şekilde girdi oraya. Akai gerçekten güzel tokatlayarak çıkardı oradan. Beatrix'i burada ardından Dairoth araya giriyor. Smite'ını atmayı ihmal etmiyor tabii ki. Bakalım alt tarafı splitleyecekler mi? Lord ile birlikte neler yapacaklar şu an sol yön ekibi? Ben bunu çok merak ediyorum. Claude'un hasarı oturmuş gibi hemen şöyle bakıyorum. İtem tablosuna bir canavar avcısı, bir altın asa, bir de doğa rüzgarı alacak galiba şimdi. Ve item'ını tamamlamış gibi olacak diyebiliriz. Hemen şöyle buraya mid'e gelmek istiyorum. Mid'de bir action olacak diye düşünüyorum. Terizdan'ın burada görüşünü Grok almayı ihmal etmiyor o çalıdan. Devamında Beatrix hemen bombalarını bırakıyor. Mid kulesini istiyorlar. Burada Terizdan'dan çok güzel bir giriş var. Ardından Nunox'un mor sarısı. Muazzam bir hasar çıkıyor. Burada Akai'den çok güzel bir zom geliyor. Devamında Dairoth'un öldüğünü görebilecek miyiz bilmiyorum ama Esmeralda ölüyor. Dairoth burada kaçmayı ihmal etmiyor. Tabii ki onu bırakmayacaklardır. Eğer nereye gittiğini tahmin edemezlerse Dairoth oradan kurtulacaktır. Burada mid koridorunun, mid kulesinin, invitörünün kalkanını aldığını görüyorum. Hala Elanor'u peşliyorlar. Elanor'un orada olduğunu acaba duyabilecekler mi? Görebilecekler mi? Elanor burada. Burada umarım base atabilir. Orada görüşünü aldılar. Biliyorlar orada olduğunu. Hadi base at bakayım diyeceğim ama atamadı. Atamadı. Çok güzel peşlediler ve çok güzel düşürdüler abi. Gerçekten çok iyiydi diyebilirim. Burada sniper'la vurmasına rağmen hasar bile yemedi Terizla. Bayağı bir şey çıkmış bu fiziksel hasardan. Fiziksel defans çıkmış daha doğrusu. Şöyle Ayas artı bir de yansıma çıkacak galiba. Bu Terizla manyak arkadaşlar. Bu Terizla manyak. Zaten Dairoth ve Beatrix'ten hasar yediği için mantıklı bir şey yapıyor. Bayağı mantıklı. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Burada PMC ekibi görüşlerini almaya çalışıyor. Orada iyi birinin olduğunu biliyor. Chu Stay sayesinde burada çok güzel bir şekilde Grok ya yemin ediyorum var ya kendine resmen duvar hazırladı. Kendini counterlamak için ulti atmak zorunda kaldı. Fırlasını basmak zorunda kaldı. Bu şu an sol yönün ekibi için çok iyi oldu. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar hemen şuraya bakın haritada görüyor musunuz? Bak oynuyorum. 20 saniye sonra Lord doğacak ve fırlası yok, ultisi yok. Direkt Lord yapması gerekiyor şu an sol yön ekibinin. Lord öncesi istediği şeylerden birisi. Spell, ulti veya bir kill. Şu an sol yön ekibinin istediği şeylerden birisi. Derken burada ışık gitti ya. Bak ya. İllaha bir aksaklık olacak arkadaşlar. İllaha bir şeyler olacak ya. Hemen şöyle yapıyoruz. Derken tamam güzel oldu. Saçımız da dağılmış. Hemen buraya geliyoruz. Tekrarında neler oluyor neler bitiyor bakacağız. Dairoth base'den gelecek. Lord artık dönmeleri lazım. Evet biliyorum Lord. Evet atak the Lord arkadaşlar. Claude. Lunox. Hadi abi. Atak the Lord abi. Ben mi gireceğim? Güzel bir şekilde burada hemen morla taramaya devam ediyor. Terizli oraya sokmamaya çalışıyor. Beatrix de en mantıklı hareketi yapıp alt tarafı splitlemek istiyor. Zaten haritada şu an 5'inin de görüşü var. O yüzden Beatrix hızlı bir şekilde itip tabii ki base'e dönüyor abi. Yapacağı bir şey yok. Bu oyunu da büyük bir ihtimalle kaybedecekler. Bir önceki maçta kaybetmişlerdi. İkinci maç bu arkadaşlar. Onu da videoya çekmiştim. Bununla birlikte atarım diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Eğer üçüncü maç olursa daha iyi olabilir. Benim yemeğim geldi. Az önce zaten zil çaldı. Kola söylemiştik. Arkadaşlar kola söyledik. Kola dolduramıyoruz. Görüyorsunuz her şey sizin için. Boğazım kurudu burada. Boğazım patladı. Bir like atmıyorsunuz. Yemin ediyorum ayıp ediyorsunuz bak. Vallahi billahi ayıp ediyorsunuz. Kanala abone olmayan varsa hala hemen abone olup desteklerse bizi çok sevinirim. İlk maçta biraz boş yaptım. O boşlar gerçekten arkası var. Hemen şöyle Lord'un alt tarafta kafa attığını göreceğiz. Çok güzel bir şekilde invitörün düştüğünü görüyorum. Devamında burada güzel bir şekilde Akai'ye girdi. Ardından Nunox orada Grow'u düşürmeyi başardı. Claude çok güzel bir hasar veriyor arkaya. Çok güzel sarktı. Burada Esmeralda'nın düştüğünü görebilecek miyiz? Dairoth'a focus atmıyor. Hemen orada tekrardan
kule fokusu atarak oyunu bitirmeyi düşünüyor ve burada oyunun sahibi sol yön ekibi oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir kompozisyon kurmuş ve oyunu güzel bir şekilde kurup oynadılar. Skor tablosu bu şekilde. Hemen hasar tablosuna bakıyorum. Oyunun en fazla hasarı şu an Lunox'tu abi. Gördüğünüz gibi %35 vurmuş. Gerçekten Lunox'un hasarı Teamfight'ın anasını ağlattı diyebilirim. Kesinlikle arkadaşlar Lunox oynamaya çalışın. Oynamayı öğrenin. %88 Teamfight katılım oranı var zaten. Gördüğünüz gibi Lunox bayağı iyi oynadı arkadaşlar. Hasar tablosu bu şekildeydi. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum hepinizi. Üçüncü video olursa tabii ki ben yine buradayım. Arkadaşlar birazcık olaya geç dahil oluyoruz. Sebebi zaten söylemiş oldum. Karnım çok acıktı. Hiç yemek yemedim. Saat şu an 11 akşam. Kahvaltı bile yapmamıştım. Kusura bakmayın. Burada güzel bir şekilde Grok girdi. Üçüncü maçtayız arkadaşlar. Grok orada güzel bir şekilde korudu arkadaşlarını. Hemen şöyle. Ben o kadar hızlı girdim ki olaya. Elimi, yüzümü, ağzımı bile temizleyemedim. Kusura bakmayın. Affınıza sığınıyorum. Lütfen anlayışla karşılarsanız çok sevinirim. Hatta mikrofonu bile köşeye almış, düzeltmemişiz abi. Umarım sesli bir sıkıntı yoktur. Burada Lancelot güzel bir şekilde paketoya girdi ama çarpıyla güzel bir şekilde çaldı kendi buff'ını. Abi sesim bile değişti bak yemek yedim diye. Gerçekten sesim bile değişti. Akai burada güzel bir şekilde girdi ama pek bir şey yapamadı. Telefon çalıyor ama telefona bakamayacağım. Zaten olaya geç girdik. 2K farm farkı var. Hemen şöyle büyütmek istiyorum abi. Ön izleme ekranımı. Güzel bir şekilde hemen buraya da bakıyoruz. Lunox'un orada Gron yürüyüşünü alıp geri çıktığını görüyoruz. Alt tarafta Akai ile Goldlane'e kulesini açtırıyor. Farm farkına bir daha bakmak istiyorum. Krint'in farmının iyi olduğunu, Esmeralda'nın farmının iyi olduğunu görüyorum. Sol yön bu sefer gerçekten çok kötü düşmüş geri. Ben biraz geç dahil oldum dediğim gibi. Yapacak bir şey yok. Bazı şeyler için bazı şeyleri göz alıyoruz arkadaşlar. Lütfen siz de bunları dikkate alarak bir like bir abonecik olursanız kanala çok sevinirim. Ya ufak tefek şeyler oluyor beyler bayanlar. Yani bunlar sürçülişan ediyorsak yapacak bir şey yok yani takmayın o kadar. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bu yazdığınız yorumlar beni çok motive ediyor. Lütfen şurada güzel bir şekilde Akai'yi görün. Artık görün. Bir şeyler yapacak ama arkası olmadığı için yapamıyor. Burada Lucian'ın babası. Nick'le arkadaş. Yani Begin. Devamında burada güzel bir şekilde giriyor ama Claude oradan çok güzel klonuna ışınlanıp kaçıyor. Ardından burada Elanor Lancelot ile birlikte burada dışarı sekmeye çalıştı. Hemen oradan geliyoruz. Devamında Akai Dairoth'u geri itmeye çalışıyor. Burada Paketo'yu da iterek Turtle'ın sahibi oluyor. Şu an PMC ekibi. Ardından Lunox flash attı. Devamında Lancelot oraya girdi. Dairoth'un bir can olduğunu görüyorum. Aynı zamanda Akai'nin de yukarıda bir can olduğunu görüyoruz. Esmeralda burada girmeye çalışıyor. Dairoth'u tuttu. Devamında burada Claude hemen onu geri çıkarmak için ultisini atıyor. Abi burada canavar arasını zaten çıkmıştı. Ama saldırı hızı yeteri kadar olmadığı için Esmeralda'yı kesemiyor. Bakalım bu maçı kazanabilecek mi şu an PMC ekibi? Ben merakla bekliyorum. Bu arada arkadaşlar Clint'e yeni gelen bu ses efekti çok hoşunuza gitmedi mi? Benim çok çok tatlı ya böyle atıyorsunuz boncuk tabanca gibi ses çıkartıyor abi. Vallahi ben çok beğendim. Siz de bununla ilgili bir şeyler yazarsanız ben de orada size cevap verebilirim. Olumlu ya da olumsuz her ne olursa olsun yeter ki yazın yani. Sohbet bile edebiliriz beyler bayanlar yani biliyorsunuz burası bizim evimiz. Bakalım bu kadar geri düşmüş. Ne kadar geri düşmüşler bakalım. Oo, 4200 gold gerideler abi. Bayağı fazla. Dakika 8'de 8 kill var şu an oyunda. Devamında burada Akai bir şeyler yapmaya çalıştı ama istediğini yapamadı. Hemen şöyle kalbimizi de alıp şurayı da kapatalım. Unutuyoruz. Öyle şeyler olabilir. Yukarıda hemen Dairoth'tan güzel bir giriş. Burada flash attı sanırım. Hemen bakıyorum. Evet flash attığını görüyoruz. Yivin de burada düştüğünü görüyorum. Ama kimin tarafından düştüğünü görmedim. Büyük bir ihtimalle Lunox ve ya da Lancelot tarafından düşürüldü. Net göremedim yukarıya bakmak için. Burada Claude'a muazzam bir hasar çıkardı Lancelot. Beklemediğim bir hasar. Burada doğa rüzgarını çok hızlı çıkacaktır. Abi gerçekten beklemediğim bir hasardı. O neydi lan öyle? O neydi oğlum?
Böyle bir hasar olabilir mi? Sadece bir W attı. Bir W. Gerçekten çok fazlaydı ya. Doğru da burada hızlı bir şekilde PMC ekibi girecektir. Ama tabii ki Solunion ekibi de 4 kişi aşağıda gördüğünüz gibi görüşü almayı, pozisyonunu bekliyor. Görüş almayı bekliyor. Yukarıda bir solo kill görüyorum abi. Counter'ını kesen bir Esmeralda var. Oyunda gerçekten geri düştüğü zaman hemen şöyle bir bakmak istiyorum Dairut'un farmına. Esmeralda'nın farmı bayağı varmış. Derken Esmeralda'nın buyuna bakın. Oğlum bu ne yapmış? Bug değil değil mi? Oğlum Esmeralda iki tane kitap çıkmış lan. Şşt, oğlum kendine gel kendine. Deli. Deli. Kafayı yemiş abi. Esmeralda iki tane. İki tane abi. Büyülü tılsım çıkmış. Birazdan satar herhalde farkında değil. Büyük ihtimal farkında değil. Öne geçin, öne geçme sevinci var herhalde içinde. Ondan dolayı böyle bir şey yaptı. Çünkü aşırı mantıksız bir şey. Neden böyle bir şey yaptığını inanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sınırsız kalkan falan alacağını falan mı zannetti acaba? Öyle zannettiyse... Abi bu ligde böyle bir hata yapılır mı ya? Böyle oyun kazanacak şimdi. Kazanırsa gerçekten çok komik olur. Gerçekten çok komik olur arkadaşlar. Ben hatta şöyle yapmak istiyorum, bir SS aldım. Bunun dalgasını biz Discord'da geçeriz arkadaşlarla. Güzel bir şekilde galiba 12'li ordunu bekliyorlar ama bir yandan da Clint arkada hasarlamaya devam ediyor. Dairot önden farm alıyor. Şu an kesinlikle o lordu almaları gerekiyor. PMC ekibinin kesinlikle. Burada güzel bir şekilde Lancelot girdi. Akai oraya sokmamaya çalışıyor. Akai'nin biraz daha önünde oynaması lazım. Biraz daha. Tabii ki burada sol yine ekibi girmeden lordu salıyor arkadaşlar. Grok sadece korkutma amaçlı. O lordu alsınlar diye orada duruyor. Çünkü 12 lordu biraz sıkıntı yaratacaktır Solyun ekibine ve bu lordu salarak üst tarafta Dairut güzel bir şekilde splitini atıp takımına bir kule kazandırtıyor. Ardından burada gördüğünüz gibi lordun gitmeyeceği koridoru öne geçirmeye çalışıyor şu an PMC ekibi. Hemen aşağıya geliyoruz, burada Lancelot'tan yine güzel bir hasar. Oğlum güzel değil, muazzam bir hasar. Lancelot'a ne olmuş lan, böyle nerf yemişti bıçarda. Ya bıçar nerf yemişti abi. Elandor'un hesapta kalbis yok galiba. Elandor oynuyor herhalde, bilmiyorum şu an kim oynuyor ama. Gerçekten şu an Lancelot'u layığıyla oynuyor diyebilirim. Layığıyla, gerçekten layığıyla oynuyor. 5-0-0 skoru var. Tuttuğunu yardımsız, hiç böyle kimseye kestirmeden abi. Tak 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 tokatlayıp gönderiyor. Devamında burada Grok güzel bir şekilde duvar attı. Minyonlar geç gelsin diye. Bu lordu tutabilecekler mi derken orada Lancelot güzel bir şekilde girdi. Ufak bir hasar verip oradan çıkmayı planlıyor. Lunox burada çok güzel girdi. Ardından Paquito'nun düştüğünü görüyorum. Lunox ve Akai'nin de düştüğünü görüyorum. Ardından Esmeralda düşüyor. Clint de düşecek mi? Acaba Clint de düşecek mi? Clint düşmüyor. Geri çıkıyor. Burada. Clint geri çıkıyor ve Dairut burada ölmeyi başarıyor. Acaba Lancelot burada ölecek mi? Tabii ki burada. Kötü bir şekilde W dodge'latıyor. W daha doğrusu Claude güzel bir şekilde dodge'liyor. Ve shutdown'ı vermek durumunda kalıyor. 10k farmı var. Ve shutdown vererek aradaki farm farkını düşürüyor şu an Solyun ekibiyle. 4k 400 gold farm farkı vardı. Şu anda toparlamaya çalışıyorlar. Claude'un farmı çok çok iyi. Hiç düşmemiş. Sadece 5 asisti var. Burada Akai'den ufak bir deneme. Hemen bakıyorum. Fırla yerine Akai'ye flash girseydi belki çok OP olabilirdi. Neden diye soracak olursanız. Orada tutup ulti açıp flash diyebilirdi arkaya ve Yivi kule altına götürebilirdi. Daha iyi oyunlar sergilenebilirdi. Tabii ki farklı düşünce tarzları da olabilir. Hemen şöyle mid'e geliyoruz. Yivi'nin arkadan ultilediğini görüyorum. Burada Akai ulti açmasına rağmen Lunox'un öldüğünü görüyoruz. Devamında burada Esmeralda'yı slowluyor. Doğa rüzgarı bastığını görüyorum ama doğa rüzgarı neden bastığını bilmiyorum. Eminim Claude da bilmiyordur. Esmeralda'nın adi hasarı yok. Burada Dairot'tan güzel bir giriş geliyor. Esmeralda'yı burada Yivin slow'u ve Q'su ile birlikte kesmeyi başarıyorlar. Devamında Lancelot'u da düşüreceklerdir. Burada Paquito gelip hemen bir yumruk atmaya çalışırken takım arkadaşları öldürmeyi başarıyor. Burada Lucian'ın babası kesinlikle geri çıkması gerekiyor. Fırlası varsa basacaktır zaten. Burada invitöre kadar dayanacaklar. Belki invitörü bile alabilirler diyeceğim ama Lunox'un doğduğunu görüyorum.
Felix Invitor'a zorlamadan direkt doğruda girecektir. Şu anda Solyun ekibi normalde bu kadar geri düşmüşken bu kadar rakipten satış gelirse tabii ki öne geçecekler arkadaşlar. Burada Yiv çok güzel bir şekilde geliyor. Devamında Cloud Base'e gidiyor abi. Bir backdoor görmemek için çok güzel bir şekilde Cloud'u düşürüyor. Devamında acaba Lord'u çalmayı başarabilecek mi? Burada Akai güzel bir şekilde giriyor ama tabii ki Lord'u çaldırıyor. Pardon, Lord'u çalamıyor. Yiv de tabii ki Lunox'u kesmeyi ihmal etmiyor. Grok çünkü kafa atıyor. Sorun değil, sorun değil. Sadece Cloud'u öldürdüler. Lunox ve Akai'leri öldü. Cloud işe yarardı eğer olsaydı. Ama Cloud yoksa sorun değil. Clint var rakipte. Lord'u tutabilir. Derken burada Elanor'dan abi böyle bir satış görülmedi. Ya senin ne işin var kanka orada? Burada ne işin var? Oğlum maşallah dedik. Ne oldu? Arşa mı geldi? Bir durun lan. Maşallah dedik lan daha. Hayda. Abi şuraya bak ya. Ya var ya. Elanor'un satışı yemin ediyorum bütün oyunu mahvetti ve takım arkadaşlarını oyundan düşürdü. Burada Esmeralda devamında çok güzel bir şekilde Pakito'nun ölümsüzlüğünü alıyor. Ardından Akai hemen oraya girerek ultisini atıyor ama burada Lunox tabii ki Lord'u öldürmeyi başarıyor. Esmeralda pardon çok özür diliyorum. Esmeralda Akai'yi satıyor. Akai de burada kaçmaya çalışıyor ama Yiv'in slow'u sayesinde ve Gron duvarı sayesinde burada öldürmeyi başarıyorlar. Arkadaşlar Yiv Grok bayağı güzel oluyormuş. Burada gördüğünüz gibi ultisini atıyor. Öbürü de duvar atıyor. Abi görüyorsunuz ya gerçekten takım oyunları çok iyi, muazzam muazzam. Hemen şöyle tekrar item tablosuna bakıyorum. Kitabın birini iki elenin sattığını görüyorum. Late kaldı oyun. Satması gerekiyordu zaten. Öyle de büyük bir ihtimalle yanlışlıkla çıktı. Hani bu kadar öne geçip bu kadar satan ekip olamaz arkadaşlar. Bak ultisini atamayacak galiba diyecektim ki. Burada bait atıyor. Grok orada ufak bir hasar verip kafa atacak herhalde. Derken burada güzel bir şekilde giriyor. Hemen burada çarpını da bırakıyor. Grok'un üstüne hala gitmeye çalışıyor ama abi Yiv'in hasarından hiç korkmuyorlar. Hiç korkmuyorlar. Yiv'in slow'u var. Clint'i counterlıyor köpek gibi. Hani bunun gerçekten farkında değiller. Cloud oraya çok güzel bir şekilde girdi. Clint'i alıp oradan çıkacak mı? Evet, Cloud burada çok güzel bir şekilde çıkmayı başarıyor. Lunox'un bir can bırakıyor. Devamında acaba burada Lancelot öldürebilecek mi birini? Tabii ki hasar yetmiyor. Late kaldı çünkü oyun. Late kaldığı için. Lancelot zaten arkadaşlar early'de öne geçerse durdurulamayan bir hero. Neredeyse çok fazla stun yemezse. Kitle kontrol yemezse. Ki zaten şu an rakipte Pakito'nun ultisi ve Gron ultisi hariç stun neredeyse yok. Yağ gibi kayar gider. İçlerinden ve Yiv'e ya da Cloud'a sekebilir. O yüzden early'de güzel oynadı. Ama late'de şurada yaptığı hareket bana her şeyi kaybettirdi abi. Her şeyi. Burada devamında Cloud'a hala çok güzel bir fokus görüyorum Lancelot'tan. Burada güzel bir şekilde Esmeralda giriyor ve Cloud'u öldürmeyi başarıyor. Lord öncesi Cloud'dan büyük bir satış geldi arkadaşlar. Cloud burada o hatayı yapmaması gerekiyordu. Her ne kadar Solyun şu an çok önde de olsa ve görüş üstünlüğü onlarda da olsa kesinlikle Cloud'un satmaması gerekiyordu. Çünkü şimdi Lord'a girerlerse çok sıkıntı yaşayacaklar. Burada Dairot'un ultisini güzel bir şekilde dojluyor. Devamında Yiv muazzam şekilde arkadan hasar veriyor. Gerçekten Yiv olaya en arkadan dahil olarak yok ediyor. Burada Elanor'un düştüğünü göreceğiz abi. Çok güzel bir şekilde Yiv giriyor oraya. Devamında ölümsüzlüğünün gittiğini görüyorum. Ve burada Pakito'nun hasarı sayesinde öldürmeyi başarıyorlar. Yiv'i de burada Drox sayesinde öldürmeyi başarıyorlar. Clint arkadan taramaya devam ediyor. Abi burada eğer Clint ölürse çok kötü olacak. Eğer Pakito öldürürse muazzam olacak. Pakito da öldü. Abi burada Dairot ölecek mi bilmiyorum. Grok öldürebilecek mi? Grok. Acaba Grok mu öldürecek, o mu öldürecek? Grok burada ölümsüzlüğünü alıyor Clint. Çok güzel bir şekilde. Devamında burada Grok ultisini atıyor ama ultisi yetersiz olduğu için bir şey yapamıyor. Eğer görüş verirse çok sıkıntı yaşayacak. Cloud hemen arkadan geliyor. Burada Clint'in canını okuyacaklardı tabii ki. Ve oyunun burada bittiğini göreceğiz arkadaşlar. Dairot hemen burada Esmeralda ultisini dojlamak için Zonya basıyor. Cloud arkaya fokus atarak tabii ki oyunu bitirmeyi başarıyor arkadaşlar. Skor 3-0. Solyun ekibi gerçekten geri düşse de muazzam şekilde toparlamayı biliyor abi. Her ne kadar ufak tefek satışlar gösterse de Cloud yine de bunu
Görmezden geliyor ekibi ve skor tablosu bu şekilde. Hasar tablosu da abi gördüğünüz gibi en altta Dayrot ve Pakito var. Dayrot'un hasarı %17, %28 de tanklamış. Çok güzel. Öte yandan Esmeralda'nın da tanklaması çok hoş. %36, hasarı da %21. Takımın neyse en fazla hasarı Clint vermiş. Güzel bir maçtı. Ne kadar geç girsek de izlemeye değer olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu maçı da koyacağım. Kendinize çok dikkat edin. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yorum ve like atarsanız da çok güzel olacak şeylerin önünü açarsınız arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi davranın.